Bozcaada'da evlilik teklifi aldığı günün ertesinde sevgilisiyle 6 Temmuz'da gün batımını izlemek için geldiği polente fenerinden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Yeşim Demir'in ölümünde flash bir gelişme yaşandı. Demir'in şüpheli ölümü üzerine süren davada eski sözlüğe tutuklama kararı çıktı. Soruşturmayı yürüten Ezine Başsavcılığı Gürsun'un verdiği çelişkili ilk ifadelerle jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin rüzgarın hızı gibi birçok bilimsel ve teknik çalışması sonrası elde edilen bilgiler ışığında Gürsun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme tarafından Gürsu serbest bırakıldı. Demir'in ailesi de savcılığa cinayet şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan NG önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sakarya'da evinde gözaltına alınarak Çanakkale'ye getirilen NG, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede elde bulunan somut deliller neticesinde kasten öldürme gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozcaada'da geçen 6 Temmuz tarihinde 112'yi arayan Nizamettin Gürsu, kız arkadaşının polente burnunda uçurumdan düştüğünü ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ulaştı. Saat 23.30 sularında 32 metrelik uçurumdan aşağı düşen Yeşim Demir'e ulaşan Bozcaada toplum sağlığı ekipleri yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaptı ancak hayata geri döndürülemedi.